Değerli basın mensupları, yeni bir yıl, 2024 yılı, 2023 yılını hem dünya hem de Türkiye çok acılarla, sancılarla geçirdi. Depremler, felaketler, afetler, orman yangınları ve sel felaketleriyle, açlıkla, yoksullukla, işsizlikle geçen bir 2023 yılıydı. 2024'ün 2023'e benzememesini temenni ediyorum ve 2024 yılının hem milletimize, 85 milyona, hem İslam dünyasına hem de tüm dünyaya, insanlığa hayırlar getirmesini, sağlık getirmesini, zenginlik, özgürlük ve mutluluk getirmesini temenni ederek basın toplantımıza başlıyoruz. Madem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve hükümeti yeni yılın daha ilk dakikasında yeni zamlarla başladı, biz de bu konuyla başlayalım. Her konuşmamda yılbaşıyla birlikte yeni zamları boca edecekler. Bunlar fragman diyordum. Esas zamlar da şimdi 3 ay boyunca değil, 31 Mart seçimlerinden sonra gelecek. Bu bir fragman olacak. Seyredeceğimiz filmin, yaşayacağımız olayların bir noktada bir başlangıcı olacak. Ve milletimiz yandım Allah diyecekler. Göreceksiniz, büyük zamlarla gelecekler. Nasıl olsa önümüzde 4 yıl var diyecekler. Ve de bütün cari açığı, aynı zamanda faiz borçlarını milletimizden toplayacakları vergilere ve milletimizin bir noktada ümüğünü sıkacaklar. Yırtılan Deli Bekir'in yakası olacak. Zamlar. 2024'ün ilk gününe yeni zamlarla uyandık. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri arttı. Motorlu taşıtlar vergisi ve değerli kağıtlar zamlandı. Trafik cezaları yükseldi. Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine de zam bekleniyor. Köprü ve otoyollara zam yapıyorlar. Karayolları Genel Müdürlüğü 2024 yılında kamuya ait otoyol ve köprülere %76, yap, işlet, devlet yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere %50 oranında zam yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL, Boğaz Köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15 TL oldu. Yap, işlet, devlet projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise Osman Gazi Köprüsü'nde 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 35 TL oldu. 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları resmi gazetede ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullanmadı. 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olan %58-46 kadar motorlu taşıtlara ve zam geldi. Geçen sene iki kere ödettiler. 1 Temmuz ayında normal motorlu taşıtlar vergisini aldılar. Ağustos'ta üçüncüyü aldılar. Kasım ayında da dördüncüyü almışlardı. Ve Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi daha önce başka bir karar vermişti. Yani vatandaşın lehine karar vererek iki kez, üç kez alamazsınız demişti. Şimdi ise bunları 3 ve 4 kez alabilirler diyerek bir noktada kendisiyle çelişen karar vermiş oldu. Değerli kağıtlara da zam yapıldı. 2024 yılında kimlik kartları 130 TL, sürücü belgeleri 990 TL, pasaport değer defteri bedeli ise 790 TL oldu. Noter kağıtları 87 TL, beyanname 87 TL, protesto vekalatname, resen senet 174 TL, pasaport 790 TL, ikamet izni 565 TL, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 TL, değiştirme nedeniyle kimlik 130 TL, kayıp nedeniyle kimlik 260 TL, aile cüzdanları 705 TL, sürücü belgeleri 990 TL, sürücü çalışma belgeleri 990 TL, motorlu araç tescil belgesi 885 TL, makinesi tescil belgesi, iş makinesi 740 TL, banka çekleri 55 TL, mavi kart 130 TL, yabancı çalışma belgesi 565 TL, çalışma izni muafiyet belgesi 565 TL oldu. 2024 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranında %58.46 artış yaşanacak. Bir yandan asgari ücrete %49 zam, bir yandan da ortalama, bu gelen zamların ortalamasını aldığımızda da %60'a yakın bir zam yapmış oldular. Ve bu asgari ücreti de yılda bir defa yapacaklarını söylüyorlar, zam mı?
Ama bu asgari ücreti de hükümet vermiyor. Bu asgari ücreti esnaf veriyor yanında çalıştırdıkları için. Fabrikalar veriyor yanında çalıştırdıkları için. Ve de dışarıda benzin istasyonlarında veya AVM'lerde işçi olarak çalışan insanlara bir noktada esnaf veriyor. Ve hükümet de buradan daha fazla bunların emekli sigorta paralarını almış oluyorlar. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 TL'ye, hatalı park cezası 690 TL'ye, hız sınırını %10 ile %30'a kadar aşmanın cezası 1506 TL'ye, %50'den fazla aşmanın cezası 6439 TL'ye çıkacak. Alkollü araç kullanmanın cezası da 6430 TL ile 12977 TL arasında değişecek. Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 TL olacak. Alkol, sigara ve akaryakıt zamları yine aynı şekilde önümüzde bekliyor. Öte yandan zamların 3 Ocak tarihinde de devam etmesi bekleniyor. Aksi yönde bir karar alınmazsa 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik olarak akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına 6 aylık üfe oranında zam gelmesi bekleniyor. Bu da 6-7 TL arası bir zam demek. 3 Ocak'ta açıklanacak veriyle birlikte üfenin %25 olması durumunda maktu ÖTV tutarları benzinde 7.50 TL'den 9.40 TL'ye, motorinde 7.05 TL'den 8.81 TL'ye yükselecek. %20'lik katma değer vergisi KDV de dahil edildiğinde benzinde en az %2.25 TL, motorinde 2.11 TL'lik zam gündeme gelecek. Özel iletişim vergisinde de yine zamlar bizi bekliyor. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile halihazırda 260 TL olarak uygulanan vergiye 140 lira zam yapıldığı duyuruldu. Böylelikle 260 TL'lik özel iletişim vergisi %54 artırılarak yeni yılda 400 TL'ye yükseltildi. Akaryakıtta büyük zam yolda, ardından iğneden ipliğe her şeye zam yapacaklar ve milletimiz bir kez daha yandım Allah diyecek. Yaşam standartları her geçen gün biraz daha düşecek ve yaşamaktan da insanlar bir noktada bizar olacaklar. Şimdi Suudi Arabistan'la ilgili yaşanan krize gelelim, Süper Kupa rezaletine gelelim. Şimdi Türkiye'de iki kulüp Süper Kupa'yı oynayacaklardı. İki spor kulübü, Güzide kulübümüz Galatasaray ile Fenerbahçe ve Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu burada Suudi Arabistan'ın Riyad kentini tercih etmişler. Anlaşmalar yapılmış ve burada iki kulüp maça çıkacaklar. Bir yandan seyirci oldukça az, bir diğer yandan da burada çeşitli sıkıntılarla karşılaştığımızı görüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile Suudi Arabistan yetkililer arasında mutlaka ki bir anlaşma yapılmıştır. Herkes adeta suç samur kürk olmuş da kimse giymemiş misali. Türkiye Futbol Federasyonu sanki zemzem gibi sütten çıkmış ak kaşık muamelesi görüyor. Öbür taraftan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, her şeye maydanoz olan İletişim Başkanlığı bu konuda bir açıklama yapmıyor. Ardından kulüplerimiz burada bir kutuplaşma ve kaplaşma meydana getiriliyor futbol üzerinden. İşte bir yandan yurtta sulh cihanda sulh pankartıyla çıkmamızı istemediler. Ne mutlu Türk'üm diyene kelimesiyle çıkmam cümlesiyle çıkmamızı istemediler. Atatürk posterleriyle formalarda Atatürk resimlerinin olmasını tahammül edemediler gibi çeşitli spekülasyonlarla karşı karşıya kaldık. Bir yandan işte Türkiye'de dış politikada da savurmamızın bir karşılığını görüyoruz. Şimdi kaşıkçı cinayeti noktasında sınıfta kalmış bir olan bir hükümet, elindeki dosyaları bir noktada ortadan kaldıran veyahut da görmemezlikten gelen bir hükümet var. Ve bu hükümet Katar'da bu maçı yapmaları gerekirken ki geçmişte Katar'la herhangi bir problem yaşamamışız, Suudi Arabistan'la yapmak istemişler, ellerine, gözlerine ve yüzlerine bulaştırmışlar ve de hala daha sağlıklı bir açıklama yok. Şimdi burada beklerdik ki biz, Saadet Gelecek grubu olarak biz bir grup önerisi, meclis araştırma önergesi vereceğiz. Burada bunun anlaşmalarını kim yaptı? Bu talimatı kim verdi? Sayın Erdoğan mı verdi? Sayın Erdoğan'dan habersiz, burada kuş uçmaz. Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan anlaşma ortaya çıkartılmalıdır. Ve aynı zamanda kulüplerin oradaki bir istekleri olduysa bu noktada büyükelçiler devreye girmeli. Hatta Dışişleri Bakanları devreye girmeli, Gençlik ve Spor Bakanları devreye girmeli ve sağlıklı bir şekilde bu kriz yönetilmelidir. Geçmişte Covid döneminde bir maskeyi bile dağıtamayanlar, esnaflara yardım yapamayanlar ve aynı zamanda kira yardımı yapacağız diyerek bir noktada Türkiye'deki kiraların nereye geldiğinden habersiz bir haber olanlar, şehirlerde 500 lira, büyük şehirlerde 750 lira kira yardımı yapacağız diyerek
bir noktada vatandaşıyla alay edenler, öbür tarafta ise 5000 lira emeklilere yapacakları bir noktadaki harçlığı bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirirken 3 gün sonrasını düşünemeyenler, memurlara 8077 lira seyyanen zam yapanlar ama emeklilere gelince de yok yapmayalım diyenler, ardından biz bunların serzenişlerini duyuyoruz, şikayetlerini duyuyoruz, Ocak ayını gösteriyoruz diyenler, sonra da aman Ocak ayı çok geç olur, bu emekler her geçen gün organize olarak 1 milyon 200 bin üyesi olan dernekler var, 300 bin üyesi olan dernekler var, muhalefet bu konuda çok ciddi şekilde emeklilerle beraber birlikte çalışıyorlar, o zaman biz bunları 5000 lira yardım yapalım dediler, çalışanlara vermeyeceğiz dediler, muhalefet önergeler verdi, araştırma önergeleri verdi, kanun teklifleri verdi, maddelerle değişiklik istedik, hiçbirini evet demediler. Ardından kendileri bu sefer çalışanlara ve aynı zamanda ÇKS'si olan, çiftçi kayıt belgesi olanlara ve aynı zamanda odalara kayıtlı olan esnaf odalarına, ticaret odalarına ve de ziraat odalarına kayıtlı olanlara da verelim diyerek tekrar yeniden bir torba yasanın içerisine koydular ki bu torba yasanın getirmiş olmaları da çok ayıplı bir iş. Çünkü iyi olanları var, kabul etmeyeceğimiz var ve biz onların tamamına red veriyoruz. Ve buna red verdiğimiz için de bir noktada vicdan azabı çekiyoruz. Ama bunlar çekmiyorlar. Bir iyilerin içerisine, bir noktada elma şekerin içerisine zehirleri zerk ederek, milletimize her geçen gün zamları getirerek, Cumhurbaşkanı'na daha büyük yetkiler vererek, kararnamelerle Türkiye'yi içinden çıkılmaz bir hukuksuzluğun ve keyfiliğin ülkesi haline getirmek istiyorlar. Ve gördüğümüz şudur ki, dünya beşten büyük diyorsunuz ama bir maç var. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin 100 küsür yıllık takımlar bunlar. Ve orada bir krizi yönetemiyorsunuz. Bir devletin büyüklüğü kültürel hayatıyla ölçülür. Yani 5000 yıllık bir milletin çocuklarıyız. 1000 yıldır Anadolu coğrafyasında büyük devletler kurmuşuz. 100 yıllık cumhuriyeti yönetiyoruz. 22 yıldır iktidardalar. Bir krizi yönetemeyenler Türkiye'de başka krizleri yönetebilirler mi? Burada yapılan anlaşmayı bile bilmiyoruz biz. Bu anlaşmada neler var? Bunları söylemiyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nu açıklamaya davet ediyoruz. Aynı zamanda İletişim Başkanlığı'nı, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'nı çok ciddi şekilde, kamuoyunu sağlıklı bir şekilde açıklamaya davet ediyoruz. Biz Gelecek Saadet Grubu olarak bir yandan geçen hafta biliyorsunuz Fuat Oktay ile ilgili bir açıklama yapmıştım. Ve yolsuzluklar konuşuluyordu, iddialar var demiştim Fuat Oktay ile ilgili. İnanmıyorum ama bulunduğu makamlar nedeniyle zan altında kalmaması için ve makamların da yıpranmaması için bir açıklamaya ihtiyacımız var. Açıklama yapmaya davet ediyorum. Bir de birinci derece akrabaları dahil olmak üzere mal varlığının verilmesi demiştim. O kalkıp bize biz ne diyoruz, tamburam ne diyor der. Aynen Anadolu'da böyle bir söz vardır. Ben ne diyorum, tamburam ne diyor. Kalkıp başka şeyler söyledi ve ben de öyle mi dedim. Peki hodri meydan demişti. Ben de ona hodri meydan diyerek mecliste bir araştırma önergesi vereceğiz. Ve bu iddiaları araştıralım ve mal varlığınızı araştıralım. Benim de mal varlığımı araştırırsın. Soylu'nun da mal varlığı araştırırsın. Ve aynı zamanda da Fuat Oktay'ın demiştik. Şimdi yine aynı şekilde bir araştırma önergesi vereceğiz. Bu araştırma önergemizde de bu futbol müsabakasına karar verildiği günden itibaren Suudi Arabistan yetkilileriyle ne tür görüşmeler yapıldığı, hangi anlaşmalar yapıldığı ve yaşanan oradaki Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticileriyle bizim Futbol Federasyonu yetkililerimiz ve Galatasaray Suudi Arabistanlı yetkililer arasında neler konuşulduğunu, Cumhurbaşkanıyla neler konuşulduğunu, bu krizin için yönetilemediğini, niçin maç oynanmadan Türkiye'ye dönüldüğünün araştırılması için bir araştırma önergesi vereceğiz. Ben inanıyorum ki oy birliğiyle karar vereceklerini tahmin ediyorum. Şimdi Türkiye'de mevzu vatansa gerisi teferruattan, hassasiyetinden, mevzu para ise gerisi teferruattan anlayışına evrilmenin adı ile yönetmek olmamalıdır ülke. Böyle bir ülke haline gelmemeliyiz. Keşke bu maçı Yunanistan'da oynasaydık. Neden? Batı Trakya'da Türkler vardı. Ve kadim bir Lozan Anlaşması'ndan beri emanet ettiğimiz insan. Keşke bu Avrupa'da oynansaydı. Türklerin yaklaşık 4 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'da, Almanya'da, Avusturya'da oynansaydı. Keşke İngiltere, futbolun beşli olan İngiltere'de oynayacağız deseydiniz. Veyahut da Azerbaycan'da oynayacağız deseydiniz. Keşke Kuzey Kıbrıs'ta oynamak istiyoruz gibi bir şekilde çıkış yapıp Türkiye'de oynasaydınız. Sırf 2 milyon dolar için bir kulüplerimizi bu şekilde küçük düşürmenin anlamı yok. Ve Suudi Arabistan'la ilişkiler normalleşirken tekrar yeniden bir krizin doğmuş olması ve bu krizin de müsebbibin bu hükümetin olmasını da milletime, aziz milletime şikayet ediyorum. Bir de Filistin mitingi yapıyorlar. Daha önce burada Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet bir miting yaptı. Bu miting Türkiye'de
İktidarın muhalefet bitik yapmaması gerekiyor. İktidar icra makamındadır. İktidar krizi çözme noktasındadır. Filistin'de yaşananların tüm sorumlusu bugünkü iktidardır. Neden diyeceksiniz? Eğer Türkiye dış politikasında Mısır'la normal bir politika izlemiş olsaydı, gerek Mursi döneminde gerek Sisi döneminde, Yunanistan'la normal bir ilişkileri devam ettirmiş olsaydı, gerek şimdiki hükümet döneminde gerek daha önce 13 adaların dışındaki adalarımıza saldırılar başladığında olumlu duruş, bir omurgalı duruş sergilemiş olsaydı, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini 15 Temmuz'dan sonra elinde bilgi ve belge varsa net olarak açıklamalı, bilgi ve belge yoksa da böyle bir iddiada bulunmasaydı basın, bunları destekleyen medya, sonra da tekrar yeniden Suudi Arabistan'la Kaşıkçı cinayeti döneminde ya net tavırlar takınacaksınız veyahut da ardından da bütün kamuoyunu belli aydınlatacaktınız. Burada da savunmalar vardı. Aynı şekilde Kıbrıs'ta da, Kuzey Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs meselesinde de ciddi problemler yaşadık. Bir de Avrupa'yla, ey Avrupa, ey Merkel, ey Macron, ey Trump gibi şeylerle ucuz Hollanda Başbakanı'na kafa tutmalar, bakanların orada arabalarla oralarda gitmeler, bu tür savunmalar yaşamasaydık, tek adamın değil, tek aklın değil, çok aklının yönetmiş olduğu bir ülke olmuş olsaydık, bugün İsrail, aynı şekilde İsrail'e de one minute dediğinizde birkaç saat sonra ben onu Şimon Peres'e söylemedim, moderatöre söyledim diyerek bu şekilde savrulmamış olsaydınız, maslahat güzarlığa indirmeseydiniz, maslahat güzarlıktan tekrar büyükelçiliğe çıkarken de onurlu bir tavır takılmış olsaydınız, İsrail, Birleşmiş Milletler'in bütün kararlarını dinlememesine rağmen, arkasında Amerika olmasına rağmen Türkiye bugün çok daha büyük ülke olurdu ve Türkiye aynı zamanda Arap ülkeleriyle, Türk dünyasıyla ve Batı dünyasıyla çok ciddi ilişkiler halinde olur. En ufak bir krizde aranan bir ülke, geçmişte olduğu gibi aranan bir ülke olurdu ve de aynı zamanda da biz bugün Filistin'de İsrail'in yaptığı şımarıklığı görmezdik, soykırımı görmezdik. Şimdi kalkmışsınız, burada oğul Bilal Erdoğan bir miting düzenliyorlar orada ve aynı zamanda da makam oyunda bir kesimi tehdit ediyor Bilal Erdoğan. Sermaye kendisine dikkat etsin, ayağını denk alsın diyor. Ya sen hangi sıfatla söylüyorsun, hangi sermayeden bahsediyorsun? Zaten sermaye mi kaldı Türkiye'de? Yabancı sermaye gidiyor, gelmiyorlar zaten. Yerli sermaye de Türkiye'de parasını biriktirmek istemiyor, size güvenmiyor. Kalkıyorsunuz bunu söylüyorsunuz. Filistin'le ilgili miting yapmayacaksınız. Mitingi muhalefet yapar. Siz dış politikayı doğru yöneteceksiniz ve Filistin'e yardım götüreceksiniz. İsrail'le madem normalleştiniz Netanyahu'yla, niye oraya gidemiyorsunuz? Niçin oraya yardım götüremiyorsunuz? Niye o bombalara dur diyemiyorsunuz? Niye Arap ülkeleriyle bir araya gelemiyorsunuz? Niye Batı dünyasıyla bir araya gelemiyorsunuz? Ve de ardından da kalkıyorsunuz. Burada savrulmaları yaşatıyorsunuz bütün Türkiye'ye. Son olarak şunu söylemek isterim. Yılın ilk günü yapılan Filistin'e destek, İsrail'i boykot mitingine. İsrail'i boykot, Filistin'e destek mitingini tertip edenlerin muhatabının tam olarak kim ve hangi ülkenin yöneticileri olduğunu anlayabilmiş değilim. Avrupa'da ve dünyanın her yerinde bu tür mitingler yapılıyor. Kimi şikayet ediyorlar biliyor musunuz orada miting yapanlar? Hükümetlerini halka şikayet ediyorlar. Bu hükümetler diyorlar, bizim hükümetimiz, Hollanda hükümetimiz, Belçika hükümetimiz, İngiltere hükümetimiz bu İsrail'e ambargo uygulamıyor, bu İsrail'e dur demiyor diyerek bir noktada kendi ülkesinin idarecilerinin halklara şikayet ediyorlar. Peki siz kimi kime şikayet ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu mitingde? Yani bu mitingde Sayın Erdoğan'a şunu mu demek istiyorsunuz Sayın Erdoğan? Buradaki ticari anlaşmaları iptal et. Buradaki askeri anlaşmaları iptal et. Ve de bizim gemilerin, bizim limanlarımızdan çıkan gerek başkalarının gemileri, gerek Türkiye'nin gemileri, gerek özel sektörün gemilerinin neler taşıdığını tek tek bütün kamuoyuna açıkla mı diyorsunuz? Bunu mu söylüyorsunuz? Ama konuşmalarınıza baktığımız zaman kahrolsun İsrail, kahrolsun Netanyahu, öbür tarafta ise bütün yardımlar gitsin, kürecik üssü devam etsin. Ya Ecevit bedel ödemişti, siz de bedel ödeyin Allah aşkına ya. Ben Ecevit bir yandan burada bir Amerikalı yurt dışına istenmeyen adam ilan ettiği zaman bedel ödedi. Saddam'ı ziyaret ettiği zaman bedel ödedi. 1974'te bedel ödedi, Kıbrıs'a çıkartma yaptıkları zaman bedel ödedi. Aynı zamanda Amerika'nın bazı üslerine kapatılmasında bedel ödedi. Ecevit kadar olamıyorsunuz. Ecevit devlet adamıydı. Biz sizden bunu beklemek istiyoruz. Mesela Batı'da insanlar gösteri ve protestolarını hükümetlerin, kendi hükümetlerini, kendi halklarına şikayet etmek için yapıyorlar. Ben Bilal Erdoğan ve hükümet yetkililerinin kimi ve neyi protesto ettiğini bilen varsa diyorum, bize de söylesinler, biz de öğrenmiş olalım. Ve Bilal Erdoğan ve arkadaşlarına diyorum ki, lütfen bu tür bu mitingleri bırakın. Ve siz icraat yapın, Hasan Bitmez'in söylemiş olduğu gibi bu limanlardan giden gemilere dur deyin, askeri anlaşmalarınızı, ticari anlaşmalarını tamamını askıya alın, göreyim. Ve de siz Türkiye'de bütün muhalefetle bir araya gelin
bütün parlamentoda 15 partinin milletvekilleriyle bir araya gelerek bütün Türkiye'yi İsrail'e karşı bir ve beraber olmaya davet edin ve de deyin ki bedel ödeyeceğiz ama bu bedeli bütün 85 milyon beraber öderiz, birlikte öderiz çünkü biz Türkiye'yiz deyin. Ama siz şöyle söylüyorsunuz, biz AK Parti'yiz, biz AK Partilileriz ve biz AK Partililerin hükümetiyiz. Yanılıyorsunuz, Türkiye'nin hükümeti olun diyorum. 2024 yılının ülkemize hayırlar getirmesini gerek dış politikada, gerek hukukta, gerek adalette, gerek ekonomide, gerek eğitimde, fırsat eşitliğinde, gerek de gelir dağılma adalette Türkiye'ye bir noktada güzelliklerle, iyiliklerle gelmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum.